Sevgili kayakseverler, arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde kayak ayakkabımızın tabanına tabanlık yapacağız dostlar. Hadi buyurun. Şimdi sorunumuz birçok kayakçının başına gelen şu tabanındaki yani gövdeyi aşındırmayacak şu tabanlık kısmı. Tam orijinal ismini de bilmiyorum işin aslı arkadaşlar. Bunu ben değiştirmeyle alakalı bir çalışma hiç göremedim. Ben de ilk defa yapacağım. Bir tane arkadaş yurt dışından getirttirmiş, işte marka modelini bulmuş vesaire. Onlar baya bir sıkıntılı iş. Çünkü çok fazla çeşidi var piyasada. Dolayısıyla yani hem buraya hem de bu kısma uyacak gerçekten harika bir malzeme buldum. Şu malzemeyle tamiratını yapacağız. Bu malzeme ayakkabı tamircilerinde ayakkabı ökçesi lastiği diye geçiyor. Hem sert hem de esnek bir malzeme, aşınmaya da dayanıklı güzel bir malzeme arkadaşlar. Bu kadarı 35 lira bugün bu tarih itibariyle. Şimdi her iki ayakkabımızın ökçesinde böyle bir problem var. Bu tip sorunlar genellikle birazcık böyle işte eskiyen ayakkabılarda oluyor. Tazelerde çok fazla görmedim ama yani ömrü ya yani bu mesela 20 senelik bir ayakkabı ama bunun dışında arkadaşlar yani tabanlığının dışında bir problemi yok gayet plastiğine falan baktım esnekliğine baktım plastiği gerçekten güzel tamir etmeye değer. Yani şöyle malzemeye bakacaksınız, şöyle bir oynayacaksınız, sert bir bastıracaksınız. Eğer gevreyip yufka ekmeği gibi ufalanmıyorsa bu ürünü tekrar hayata geri kazandırmak en mantıklısı diye düşünüyorum. Şimdi tabanının vidalarını söktük. Bu tarafın da vidalarını sökelim. Evet, yani 2, 4, 5 tane civatayla, daha doğrusu vidayla sabitlenmiş. Sürekli gide de şu bir vidanın bir tanesi topuk değe değe de kafası biraz aşınmış ama olsun problem yok. Şimdi bunları söktük. Şimdi ayakkabı tabanlığımızı bakın bir tarafını şöyle sıfır alacağım. Zaten şu ön kısımda karşıya dayanıyor sayılır. Orada hafiften kavis versem mi? Bence hiç gerek yok arkadaşlar. Şimdi şöyle çevireceğim. Normalde ayakkabıcılar bunu nasıl yapar? Normalde altına güzelce çivilerler sonra falçata ile böyle kesiverirler ama biz bunu ilk defa yapacağız ve düzgün kesecek falçatam da yok. Normal şartlarda onların özel esnemeyen güzel böyle bir falçatası olur. Dolayısıyla o olmayınca şu an için öyle bir durum yapmayacağım. Önce vidalayıp sonra etrafını almayacağım arkadaşlar. Evet, şöyle işaretini vurdum. Bakın şöyle bir kalıp çıktı. Yaklaşık evet iki tane çıkıyor, üç tane çıkmıyor. O yüzden düzgünce bunu kesip ziyan etmeden bunu tek seferde halletmemiz lazım. Şimdi kesme ile ilgili ciddi problemlerimiz var. En son sac makas, normal makas kesmedi. Zaten bu şu maket bıçağı problemli. Yani normal bir şey değil. Falçata olmayınca maalesef böyle sıkıntılı. Dolayısıyla şu anda elimdeki kullandığım sac makası. Bakalım sac makasıyla kesebilecek miyiz? Olmadı. Inox. Vay baba vay. Inox kesicimiz var. Onunla keseceğiz dostlar. İpten. Evet, inox kesiciyle malzememizi keselim. Bakın şöyle bir malzeme çıktı ortaya. Bir de düzeltmesini yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın en son haliyle odakla deli olan şöyle oldu. Şimdi şu kısımlarını da şöyle alalım. Şimdi bunun tabanında vida olayı var ya arkadaşlar. Vida olayını tam nasıl denk getireceğiz? Maalesef ben normalde neyi planlamıştım? Bakın şuralara gres sürecektim. Şuralara gres sürecektim. Bu malzemeyi şuraya şöyle koyup izini çıkaracaktım. Sonra deleyecektim, vidalayacaktım. Ama çok derindeymiş bu zalım. Dolayısıyla şuralara şöyle 5 tane vidalayacağım. Kafalarını keseceğim. Tam yerine oturtup arka tarafından
vurdurup iz yaptırıp ondan sonra takacağım. Evet, maalesef böyle ilk defa yaptığımız şeyler bizi bayağı bir cebelleştiriyor ama olsun, yapacak bir şey yok. Şöyle arkadaşlar, ulan tornavidayı ne yaptım şimdi, getirdiydim. Evet, vidalayacağım. Gerçi çok da vidalamayalım, sökerken sıkıntı yaşayabiliriz. Evet, düz olmasına özen gösterelim ki vida delikleri doğrudan kessin diye arkadaşlar. Yani aklıma gelen şu anda bu yöntem var. Maalesef başka bir yöntem yok. Kafalarını. Ay vay. Oo, kesilmiyor lan. Şimdi arkadaşlar, bakın vidaları şu vaziyette kestim, vidaladım ve yerine şöyle koyacağım ve işaretlememi. Şimdi tam 0'a 0 şöyle denk getirdim. Arkasına denk getirdim. Şöyle vuralım ve izimizi yaptıralım arkadaşlar. Evet. Bakın gördünüz mü? İzlerimiz tamam. Şimdi 3 milim matkap ucumuzla arkadaşlar deliklerimizi delelim. Tabandaki vidaları da sökelim. Şimdi arkadaşlar bakın, bir de havşa kanalı açmamız gerekir ki vidanın başı dışarıda kalmasın diye. Bu birazcık şey bir mevzu. Sıkıntılı bir mevzu, o yüzden yavaş yavaş, fazla arka tarafa kaçırmamak için dikkatlice delmemiz gerekir. Evet arkadaşlar bakın, havşasını güzelce açtık. Artık bir vidalamasını yapabiliriz arkadaşlar. Evet, havşa olmazsa olmaz. Dolayısıyla evet. Evet, açımızı değiştirdik. Rahat bir vidalama yapabilmek için. Şimdi bunu da vidaladık. Bir de şunu halledelim. Bu da oldu. Bir de şu. Evet. İşlem tamamdır. Evet arkadaşlar bakın, güzelce oldu. Şimdi fazla çıkıntılarını şöyle bir alalım. Yan tarafındaki. Yani ben ne kadar ayarlasam da maalesef bu ister istemez vidayı atarken birazcık kayma yaptı arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, şu vaziyette oldu. Şurası takılmasın diye güzelce burasını aldım. Vidaları içine doğru gömdürdük. Bakın kenar tarafları bu şekilde oldu arkadaşlar. Evet, gördünüz mü? Şu şekilde oldu. Bence gayet başarılı oldu. Yani malzeme artık sorunsuz bir şekilde sahibine tekrardan hizmet edecektir arkadaşlar. Evet, durum bu şekilde. İşçilik bu şekilde dostlar. Hadi diğerini de halledelim. Thank you.
Evet arkadaşlar, son tahlilde her ikisini de bitirdik ve dolayısıyla da artık hizmete hazır arkadaşlar. Eğer siz de böyle problem yaşarsanız bu şekilde sorununuzu çözebilirsiniz dostlar. Peki, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın dostlar.